Bugün Florya'da bir branç verildi ve e, brançta böyle bir video çekmişler. Muhtemelen Dursun Özbek farkında değil çekildiğinin tezahürata eşlik ediyor. Şimdi iki yönden bakmak lazım olaya. Benim görüşüm bu. Olayda bir küfür falan yok. Hı hı. Son Giresun maçında çalınan bir şarkı. Bu Galatasaraylıların her fena maça maça dile getirdiği bir şarkı. Bu şarkı gündeme gelmiş. Başkan buna e, taraftar kimliğini koyarak katılmış yani sonuçta kısamış. Ama işin e, üçüncü bir başka bir boyutu var. Yani e, acaba bu yemeğe katılan insanlar bunu kim paylaşmış mesela? Kim paylaşmış? Bir çok kişi çekmiş Tamam mı? Yani bu peki izin farklı, almış mı paylaşmış ya? Ben bunu anlamadım bir şey var. Bu son derece yanlış bir şey. Yani bu yüzden biliyorsun bazı futbolcular ceza aldılar. Sormadan yani bu marifet mi bunu paylaşmak? Yani belki daha da Soruyorum. kötü bir şey söyleyebilirdi. Tabii yani, yani ben bir şey söylemek istiyorum. Bu nasıl bir şeydir ya? Nasıl bir organizasyon? Belki de çeken mesela oraya o yemeğe katılmışlar ama kendisi gazeteli olmayabilir. Yakın eşiyle dostuyla yanında getirilmiş olabilir. Olmayabilir. Ya şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Beni Gürcan aldı yemeğe götürdü Fenerbahçe'de. Bir yerde de Fenerbahçe bir şarkı söylüyor. Ben çekip beğenirim. Böyle bir şey olur mu ya? Bu yanlış bir defa. Ha işin güzel tarafı şu küfür yok olayı da bu şarkıyı söylemiş ama başkan da buna dikkat etmesi gerekiyor bu hassasiyet gerektiren bir şey yani hı hı. sonra sosyal medyada polemik yaratıyor bunlar ama ben her zaman şunu söylüyorum çeken insanların daha duyarlı olması lazım yani ben olsam e, başkan olarak bu kişiyi bulurum ve sistemde bulunur evet. sonra bakma yani böyle bir şey olabilir mi ya? ve de zumluyor dikkat ettiniz evet mi ya. kim bunu çekiyor abi? Hani uzak çekerken bir anda yaklaştırıyor yani böyle belli iki mi kademe? yani çeken sosyal medyada belli mi? E paylaşan hesaplar belli. E paylaşan birinci yukarı paylaşan kim? Ben abi şimdi ben ya, ismini ya, vermeyeyim. Yapanı kınamıyorsun, paylaşanı mı kınıyorsun abi? E tabii. Ne var yapılanda kötü bir şey yok ki şarkıyı pe söylüyor. Aynı. Ben peki. onu söyledim. Tamam. Ya küfür yok dedim. Hakaret ha. yok işin içinde. Ne var? Ne var? Ne var peki? Neyi söyleniyor bu şarkı? Ne söyleniyor? Fener ağlama diyor. Niye ne niçin söylüyor? Niye söylüyor? Küçümsemek için söylüyor değil mi? Hayır yani sen zaferin karşısına küçüm Neyi küçümsesin ki var burada? Yani Öyle mi algılıyorsun Öyle algılıyorum. Ben öyle algılamıyorum. Nasıl algılıyorsun? Yani Galatasaray takımı kazandığı maçlardan sonra bunu tribünde söylüyor. Ne için söylüyor? Yani kaybettiğin için söylüyor. Küçümsemekle ne ilgisi var bunun? Ben başka bir baktım. baktım. Yani bu kadar çok bu açıdan hiç düşünmedim yani senin küçümseme açısından. Ben küçümseme için söylüyorum. Biliyorsun bu Snyder'ın. Şampiyonluk evet. kutlamalarında söylediği parçaydı. Evet. evet. Ne için söylüyorlar? Niye? Kaybettin şarkısı. diye. Kaybettin diye. Evet. Kötü bir küfür mü var oyun içinde? Ya küfür. çok mu bahsediyor ediyor? Hayır. Küfür ediyor diyor muyum sen? Etmiyor. Bak taraftar söyler Levent abi. Evet. Bak taraftar oturur söyler. Hatta e, Beşiktaş Galatasaray maçından sonra bir e, tiyatro sanatçısı değil mi? Orada evet. eğlencede e, bir şarkıya eşlik etti. Evet derdi sonrası Beşiktaş Galatasaray sonra, derdi sonrası. Söylemeyeceksin abi. Sen eğer, bak sen eğer, biz bizeyizdir, dört duvar arasındayızdır, bak her şeyi yaparız, biz de yaparız. Ben ama süre, süre, süre. ama toplumun içindeysen ve e, bir statüm varsa, tamam mı? Bak orada taraftarlar söylesin. İki taraftarlar toplamış değil mi o e, hmm. genç takım oyuncuları, aileler falan. Evet bir branş. E, yanlış, yanlış bilmiyorsan taraftarlar söylesin. Sen eşlik et. Söyleme. Bir, bir örnek vereceğim, yorumu size bırakacağım. Şöyle, Türkiye Kupası maçı oynadık İzmir'de, Trabzonspor'da. İki takım da aynı uçakla döndü. Biz kupayı kazandık. Uçağın içinde, işte kutlama mutlama gibi bağıra foncaktı. Rahmetli Süleyman Sabah Başkan, Süleyman abi de ön tarafta yerini almıştı. Bizim böyle bir şey hareketlendiğimizi duyunca gerek yok dedi şu anda dedi. Uçakta dedi, misafirlerimiz de var dedi yani üzülen arkadaşlar da var dedi. Sonraya bırakın bunu dedi. Pas geçti. Güzel bir örnek. Evet güzel. Şimdi burada burada Şimdi burada da burada, burada, bu, burada, burada, burada da burada da eğer yani Fenerbahçe taraftarları açık bir yerde yaptığınız zaman dikkat etmek evet. zorundasınız. Tabii Şimdi burada mi? iyi niyetli olan da var, kötü olan da var. Siz bir camiye temsil ediyorsanız bir yerde dikkat etmeniz lazım. Bu Dursun Başkan dünyanın en iyi adamı. Gayet de yakışıyor daha önce başarılı da ama burada yaptığı zaman kamuoyunda biraz daha dikkatli olması lazım. Çünkü bunu alıp kendinde diyorsun yani kullanacaklar var. Yani bir şekilde kullanıyorlardı. Ya Bunu kullanan kişi izin almış mı? Abi izin alıp almamasına üzüm yok ki. Onu orada çektikten sonra burada artık kimse kimseden izin almıyor ki. Çektikten sonra kullanım hakkına sahip. Kendini öyle görüyor. Hayır bir de şey mekan yani. Açık yani kamuoyuna açık bir mekan. Onun için diyorum zaten dikkat etmek zorunda. Hayır bak. Gazeteci e, davetli miydi buraya? Bak çok Galiba değildi. Çok çok be, be, ben, benzer yani. eleştiriler şey için şey yapmıştık. Erol Bilecik'ti galiba değil mi? Cincon dedi. Evet. Küfür Kadın mu? futbol A maçından ha. sonra. Ha. Küfür Ama mu? o işte aşağılama o. Tamam işte küfür mü? Küfür tabii. Cincon. Tabii ağır bir laf. Bu takım adı cin bon tamam. Sen cincon diyorsun. yani. Rahatsız oldun bundan, bundan olmuyorsun. Hayır Cincon Hayır. kötü anlamda. Fe, fener ağlamadan rahatsız olmuyorsun. ya onu rahatsız oluyorsun. Ya onun kompleksi. rahatsız Onun kompleksi Bu neyin kompleksi? Bunu komplek. Bu yani söylenen bir şarkı. Ha, bu, neyin kom kompleksi? Eğer bir kompleks hissediyorsa ben hissetmiyorum. Ya yani çok şarkı ya, söylenmiş ya, John, bir şey bu. Cincon'u da bütün evet. Fenerbahçeliler söylüyor. E tamam o zaman sen kabul yani, O zaman sen hay ne hay söylüyorsun? i̇ki kelimeyi de O zaman, zaman senin için de geçerli Hayır. Cincon'u lafı. Hay Cincon'u da kullanmayalım. rica ederim. Öyle, öyle diyor Gürcan. Levent abi. Bak biz seninle. O bir yönetici sorumlu olarak. Bu da başkan. başkan bir şarkı söylemiş. Levent, Levent abi. Bak biz seninle. Yemek yerken ben bu kelimeyi kullanabilir mi sana? Evet. Sen de o şarkıyı söyleyebilirsin bana. Biz iki arkadaş muhabbet ediyoruz. Ama burada söyleyemeyiz. Nerede? Şurada otururken, ekranlar varken, insanlar bizi dinlerken söylememeliyiz. Orada da ekranlar yok. Onlar sonra diyorlar ya benim ne söyleyeceğime karışamazsın falan diye. O yüzden Biz burada söylemeyiz söyleyemeyiz doğru. Söylememeliyiz. Ama bizim tamam bulunduğumuz yemek içerisinde bizim seninle sohbetimizi çekip de kimse yayınlayamaz. Yayınlayamaz. O zaman ben biz, de onu söylüyorum. Ama biz birebir bak. Onu bire bir, onu yayınlayamaz bak, sevgili bir Gürcan. Eğer biz bu o so, O çekiyorsa o art niyetlidir onu yayınlayan. Biz bu sohbeti senle. Evet. Kamuya açık bir mekanda yapıyorsak orada böyle evet. şarkılar, Türkiye herkes çeker abi. Çekemez abi, çeker benim, abi. Kim beni. Çeker abi. Beni çekemez. Durduramaz. Durdura, durdura, ne alakası var. Der ki sana ben onuru çekiyordum sen çıkmışsın. Yok ya. Da. Evet. Yok der ya abi. Abi. o zaman beni çekmeyeceksin. Ver abi. Bak. Niye çekti değildir burada problem. Siz, sen başkansın. Sen Erol Bilecik ikinci başkansın, ee, kendi aranda, arkadaşların Erol arasına, Bey ay, kime ay... söyledi bunu abi? Kime söyledi bunu? Mikrofonlara söyledi. Kim? Gazetecilere söyledi. Evet. Yani doğru mu? Yok, evet. Fenerbahçe Televizyonu sadece çekiyordu o görüntüyü, hatırladığım kadarıyla soyunma odasında. Hayır. Ama çekildi. Hayır, hayır. Gazeteciler... Canım, Erol Bey'in yaptığı da do doğru bir ifade değil. Bak, Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Taraftar yapar. Taraftar yapar. Taraftar birbirini kızdırır. Onu söyler. Zaten neler gördük? Burada medya Ort yok. ortam Sordum size medya davetli değil. Abi biz bize... Bu insanlar bu. Bundan sonraki bu yemeklere daha say başkan daha dikkatli olması lazım. Kalkıp buradaki yabancı oyuncular olsa onlar söyleseler hani öğrenenler mesela diyelim içinden kim Türkçe'yi bilir Mustara söylese eleştirir. Yani Galatasaray Başkanı bu şarkının da burada çalmasının bir anlamı yok ki. Evet işte, bu şarkının da çalmasının anlamıyor. olayı ateşledi. Sen ateşle, ateşle. dersen ki bak onu dersen bu şarkının ben bu rahmetli Öncal abi bunu söylüyordu. Allah rahmet eylesin. Ya senin senin bu Fenerbahçe uğraşmana gerek yok ki. Sen niye Fenerbahçe şarkısı söylüyorsun koca yemekte? Galatasaray kendi şarkıları var ya. Kendi şarkılarını söyle. Şampiyonluk şarkılarını söyle. İşte ilk yaptığı yoruma işte, Levent Yani şunu söylemeci. Burada biri çakmış bunu. Başkan buna söyle iyi niyetle. Kötü bir şey değil. Küfür yok işin içinde. Ama ben hala daha iddia ediyorum Gürcan. Kimse çekemez. Benden izin almadan koyamaz. Hangi hakla koyuyor? Kendi mi var resmini koyuyor? Çekerler abi. Çekemez orası kamuya açık. Ver mahkemeye bak ne oluyor. Verirsin mahkemeye haklı da tam, çıkarsın bak. Tamam ben, ben sana şey demem. söylüyorum. Ama geçmiş olsun İ oldu bitti. İnsanın söyledin hayatını mi, özgür hayata karışıyorsun ya. Ay söyledim mi söyledin geçmiş söyledin, olsun. Levent abi tek olay senin bile rahatsız olman seni bile rahatsız ediyor yani. Sonuçta kimsenin çekmemesi tabii, lazım. Tabii canım Aile ya. içinde olan bir olay diyorsun Onu ama söyleyelim. sonuçta kamuya açık bir alanda oluyor bu olay... açık bir şey değil bu ya nasıl kamuya açık? Abi sonuçta baksan orası kalabalık. Galatasaray bulunduğu özel bir yer burası şu anda. Özel bir alan. Abi özel sen, bir alanı o resmi çeken insan sorumluluğunu bilmeden bunu yapıyor. Sorumlu ben Galatasaray Kongresi'se çeken bunu hesabını sordurum kongrede. Ben olsam Galatasaray yönetiminin yende. Galatasaray yönetim başkanı olsa bu çekeni kim koyanı bulurum. Bu doğru bir şey değil. Siz aile ortamında bunu söylüyorsunuz. Aile ortamı artık burası Galatasaray ailesinin ortamı. Aile Demek ki burada aile sporcuların bazılarının ailesi Galatasaraylı değilmiş. Kusura bakma. İhanet etmiş Galatasaray. Ben öyle algılıyorum bunu. Ya onlar taraftar görüşüyle ya bak. Öyle taraftar, olmaz o iş. Tarafta Gürcan'ın dediği Fatih Terim'in dediği, dediği çok güzel bir farklı. Yapar. Yöneticinin duruşu farklı olması lazım. Evet. Taraftar her şeyi isteyebilir. Transfer ister, sonuna kadar ister. Ama yönetimi gücün ismi, gücün, gücün ismetini de alır. Eğer gücün varsa alırsın, değil mi? Bir taraftar şey ister. Abi. Hayır, taraftar ister. Taraftar yapar, taraftar kızdırır. Niye maç kazanıyorsun? Tabii ki iyi bir yakın arkadaşını kızdıracaksın. Bunu bunun için yapıyorlar da. taraftan ötesinde. Ha, tamam işte. Ailelerle gelmiş. Bir şey gelmiş. Şimdi sana bir şey sorayım. Abi onlar taraftan Son işte. bir şey sana söylüyorum. Bir dakika. Galatasaray Beşiktaş Galatasaray maçında tribünlerin ettiği bir tezahürat vardı. Çok ağır bir tezahürat, değil mi? Küfre dayalı. Yani artı UEFA Kupasına dayalı Hı -hı. yani falan ağır Hı -hı. ifade vardı. Siz de sen de altyapının başındaki bir teknik direktör olarak burada bir yemek verdin. E, oyuncular ve ailelerle yemek yiyorsun. Bu şarkı gündeme geldi. Sayın Başkan da orada bunu söylüyor. Mesela katılıyor buna. Biri çekiyor koyuyor. Olur mu böyle bir şey hocam ya? Böyle bir şey olabilir Hayır, mi? Hayır. Başkan söylemeyecek abi. Ben katılmam. E, söyle abi. De Hayır, de ben, ben oradan Peki, sorun olsam bak, belki, ben katılmam. Ben belki katıldı mi? ne fark eder? Hayır yani bak Katıldı ne olacak? Iç, i̇çinde küfür varsa sen başkansın ya. Sen nasıl geçeceksin Ali Koç'un karşısına? Ya da nasıl diyeceksin ki kulüpler kardeştir, dostluk yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Nasıl diyeceksin? Nasıl samimi olacaksın bundan sonra? Kimin? Dursun Ali Koç'un karşısına söylüyorum. nasıl geçeceksin? Ali, Ko Ali Koç Galatasaray demiyor ki. Hayır. Malum takım diyor zaten. Tamam. Galatasaray bay, Fenerbahçe Başkanı Galatasaray'ın adını anmayarak malum takım tamam. diyen bir insanla dur. Dur. nasıl el sıkışacaksın? Dur, dur. Dostluk kuracaksın. Dursun Dostluk demiyor mu? dostluk yapmadın yapmadı. E tamam da yani. Yapmadım böyle olmalı, şöyle olmalı, böyle olmalı diye. Nasıl ya diyeceksin şimdi? Nasıl? İki tane başkan kendi ağzından malum takım falan diye konuşması olursa bu Türk futbolu bir yere gelmez. İkisi de hele ki Ali Bey bu konuda bir numara abi Türkiye'nin en önemli oldukinin e, tamam. veli attı. abi. Hayır, sen... sen başkan olduğun sürece bu Fenerbahçe'de Galatasaray veya olsan da olmasan da e, e, defalarca yüz yıldır beraber zaman, karşı karşıya geliyor. Yani Fenerbahçe malum e, Ali Koç malum takım dediği için mi ağlamadı? Hayır hayır şeyleri. değil onunla değil. Genelde ha -ha. Ay, diyorsun ki nasıl Ali Koç'un karşısına geçeceksin diyorsun. Geçer. Ali Koç saygı duymuyor ki Galatasaray takımına. Duymuyor malum takım diyor. Ama o duygu dostluk diyor. Şöyle diyor böyle diyor. Kim Değil diyor? Değilmiş, Dursun dost? Bey. Evet. Biz burada programda açıklamasını okumadık mı? Galatasaray kulübü açıklama yapmıştı. Dursun Özbek. Yapmayın etmeyin vermeyin atımı şöyle dostluk olur biter böyle şeyler diye. Canlı'nın davetine verdiği Evet cevap bravo. Hem, evet bravo. Hem hem <laughs> hem böyle bir gusto edineceksin. Böyle bir önderlik edineceksin. Liderlik yapacaksın. Evet. Sonra bu görüntüyle çıkacaksın insanlar. Ya ben karşısın. bunu bu görüntünün doğru olduğunu söylemiyorum. Allah'tan işin içinde bir şarkı var. Şarkı eşlik etmişsin. İşin içinde küfür yok. Bunu yapmış başkan daha tutarlı dikkatli olması lazım diyorum. Ama diyorum ki burası özel bir yer. Galatasaray ailesinin yeri ise bu resmi insanlar koyamaz. Çekip koyamazsın baba. Beni koyamazsın orada. Beni koysa mahkemeye veririm Ta ben onu. Tamam haklısın. Sonuna kadar da haklısın. peşinden giderim. Haklısın Sen ama... benim özel hayatıma ana, müdahale edemezsin. Ama, dursun Bey'in de hangi Ol ortamda olursa olsun Galatasaray kulübü başkanı O da ayrı olduğu için güvenmiş örneği söylemiş. Galsay yani öbür gün Fenerbahçe'nin içinde Fenerbahçe Başkanı Ali Bey bir şey söylese, bir çekip koysa Gals bak ne yapıyor Gals Ali Bey gör. Galatasaray kulübün başkanı Allah. sıfatını koruması lazım. E aynen. Anlam da yani burada Galatasaray belki Galatasaray Başkanı dışında hareket ediyor burada. Coşku katılmış söylemiş. Bunda herhangi bir şey oldu baktığımız zaman ama söylememesi daha doğru olurdu. Ben her zaman söylüyorum. Başkanın bu tecrübesi olması rağmen şuradaki tecrübesini yaşamasını da kabul etmiyorum. Buradaki insanlar kim çekiyorsa onu onun ve o, bilerek orayı çekiyor. Niye bu tarafı çekmiyor? Çekiyor an, bir dakika. Her bu, tarafı çekti. Burayı zumluyor bak. Evet, zumluyor. Zumlayan insan iyi niyetli olmaz. Onu önceden planlamış mı? Evet abi? bence de. Kamuya açık bir yer gibi duruyor ne kadar, yer de, hayır, ne kadar dat desen dat de ne kadar desen de şu anda panayır yeri gibi değil mi? Hani bir ormana gitmişsin bir, bir var. Senin burası. bir grubun var. Grup o grupla beraber orada evet. şu anda diyelim branş yapıyorsun. Evet. Başka bir grupta olabilir yanında. Burası kamuya açık. Yani hiç kapalı abi, özel bir yer gibi Özel yer, yer abi Florya burası. Abi için Florya'nın yeri burası. Evet, Metin Oktay, Metin Oktay tesisleri. Buraya kapıdan kimse giremez. Evet. Burada Okan Buruk var ya futbolcular... futbolcular. var, herkes var Gökhan ya. Hücün Demek ki abi e, şey yani sonuçta bu oradan çıkmış. Evet. Yani Yok. bu kadar insan var. oradan çıkmış. Bu kadar abi. bu kadar insan var burada bak. Bir şey söylemek istiyorum sevgili Gökhan. Sosyal medyada bunun gibi 5 tane 10 tane biri paylaşmış olsa kabul ederim. Bir kişi bunu çekip bu hale getiriyor Galatasaray Başkanı'nı. Kimse bunu Galatasaray Başkanı'nın bulması lazım. Kimse. Galatasaray Başkanı'nın bulması lazım. Bir. Galatasaray Başkanı'nın aynı Erol Bey gibi çıkıp kusura bakmayın o anın heyecanıyla böyle bir şey söyledim. Ya bunu söyleyebilirim. İnsanları kırdımsa özür dilerim demesi lazım. Erol Bey onu da yaptı çünkü. Evet. Bu yani arada ben sana söyleyeyim mi Fotoğraflar da var. Buldukları diş macunu şeyinden çıkmış abi. Çıkmış yani. Çıktıktan sonra özür dilemenin hiç esprisi yok. Onların hepsi. Üç şey, o, o, yani ben sonra çıkayım şey söyleyeyim, söyleyeyim dünya lafını. Pardon yanlış anlaşıldım mı? Şey, Bu çevir kazı yanmasın olur Üç şey geri alınmazmış. Tabii Söylenen yani. söz, atılan ok. Bir tane daha var. Onu da şey. Aman onu şey yapmayalım. Şimdi <gülüyor> ama, <gülüyor> <gülüyor> E Langırt oynuyor Torreira ve Erdem Timur çok güzel fotoğraflar da var.